Yağ bezi birçok insanda yağ bezi, kist, miyom, nodül oluşuyor. Neden, niçin oluşuyor? Birçok soru işareti. Yağ bezi derin altında olursa basitçe buna lipom denir. Sinir uçlarında olursa nörom denir. Yağ dokusunda oluşabilir. İçeride oluşabilir. Evet. Çeşit türler var. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda yağ bezi olsun, miyom olsun, kist, nodül bunların oluşum sebebi üzerinde birçok görüş ortaya atılmış fakat kesin bir bilgi, bulgu yok. Evet. Fakat bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda yağ bezi genellikle kolesterolü olan insanlarda oluyor. Neden? Niçin? Kişi aşırı ilaç kullanmışsa veya yanlış beslenmişse, Evet. bağırsaklardan sürekli bir toksik madde geliyor. Karaciğer bunu arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Arıtamadığı toksik madde yağ bezi yani lipom veyahut da miyom, kist, nodül vesaire şeklinde vücudun çeşitli organlarına depolanıyor ve problemleri tetikliyor. Bu lipom olsun, miyom olsun, kist olsun. Bunlar aynı soğan gibi düşünelim. Evet. Saçak şeklinde yan kökleri var. Çevre dokuya böyle köklerini salarak adeta oralardan besleniyor. Ahtapot gibi. Şimdi bununla ilgili birçok bizim deneyimiz oldu. Ve özellikle de kendi üzerimde. Ben büyük oğlumu karateye gönderiyordum. Almanya'dayken 20 yıl önce. Çocukla evde antrenman yapıyoruz. O zaman da 15-16 yaşında. Ya yeter artık çok ezdin beni dedi bana bir yumruk vurdu. Vah nefes alamadım çok kötü oldum. 2-3 gün geçmedi ama normal. Evet. Bir gün sonra ağrısızı kalmaması gerekir. Allah Allah ne oldu acaba ne var ki dedim. Yani bir yumrukla bu kadar olmaması gerekir. Nakavt olduk. Doktora gittim muayene oldum dedi ki mide ile bağırsaklar arasında yumruk büyüklüğünde yağ bezi var. Evet. Yapma. Evet. Ne olacak? Ağır bir şeyi kaldırırsan bağırsakların veya miden patlayabilir. Gerçekten mi? Gerçekten. Ameliyat. Ameliyata gerek yok dedim. Benim bunun için çok özel bir formülüm var. Neymiş? İyi, iyi hadi bakalım dedi. Uzun süre 6 ay korkumdan her gün sabah öğle akşam günde 5 defa içtim içtim kurtuldum. Bir beyefendi geldi bana yıllar önce. 7 yıl oluyor. Dedi ki Kurmay Albay sahile gidiyor. Şimdi plajda tabii. Adamcağızın şu omuzunda yumurta büyüklüğünde kolunda civiz büyüklüğünde 2 tane koca koca böyle Ya yağ bezi. bezilir. Çocuklar bakıp alay ediyorlarmış adamcağızla. Bu da Kurmay Albay ya tabii biraz disiplinli asker. Zoruna gitmiş. Ameliyat olursam izi kalır veya tekrar nükseder. Çünkü ameliyat olduğu zaman bir tane varsa ameliyatta aldırdığınız zaman birçok türüyor. 40-50 tane birden oluyor. Evet. Bir tanesi ameliyat olmuş adam bana geldi böyle vücudunda 200 tane yağ bezi. Ceviz büyüklüğünde, fındık büyüklüğünde, iri ufaklı bir sürü bilya gibi. Şimdi dedim ki ameliyat olursan dişisi oluyor. Çoğalıyor, hızla yayılıyor. Tehlikeli olabilir. Evet. Bakalım bir deneyelim. Peki dedi. Biz bunlara ürünler verdik, kullandı. 6 hafta sonra ben aradık. Hiçbir etkisi olmuyor. Dedim dozajı artırabiliyor musun? Bu tempoyla 5-6 ay sürebilir. Dozajı artırabilirsen 1,5-2 ayda bile iyileşebilirsin. Evet. Nasıl olacak? Günde 5 defa yarım çay bardağı içebilir misin? Dedi ki ben Kurmay Albay'ım. 20 kilometre yüzüyorum dedi. Sporcuyum. Adam sabah kalkıyor barfiks. Durmadan spor yapıyor. Koşuyor, antrenman yapıyor. Yüzüyor. Kışın bile yüzüyor. Dedi ki problem değil benim için. Ben dedi bir su bardağı bile içerim. Evet. Valla ben içemiyorum. Sen içebiliyorsun iç bakayım dedim. Ben içerim dedi. İşte iyi. 6 hafta sonra dedi ki seni ziyarete geliyorum. İyi gel. Gösterdi kolunu. Bir şey yok. Ne oldu dedim. Ameliyat oldum.
İzi bile yok dedi. Nasıl ameliyat etti? Omuzunu gösterdi. Omuzunda bir şey yok. Nasıl oldu? Şaka yapıyorum dedi. Kullandığım senin iksiri hiçbir şey kalmadı. Eridi yok oldu. Ne güzel. Evet. Bir de 3 yaşında bir çocuk sırtında bir tane yağ beziyle doğmuş. Tam sırtında. Omurun üstünde. Ama ne kadar? Şöyle 18 santim küçük bir top kadar. 3 yaşında çocuk, bebek. Sağına yatsa o topun üstüne yatıyor. Sinirleri sıkıştırıyor, ağlayarak uyanıyor. Soluna yatsa uyanıyor. Ağız üstü yatsa rahatsız oluyor. Bir türlü uyanmıyor. Doktorlara demiş ki, şimdi ameliyat edersek omura, sinire zarar verebiliriz. Tehlikeli olabilir. Evet. Bu çocuk büyüyene kadar böyle gidecek. Büyüyünce ameliyat ederiz. Ama uyuyamıyor çocuk. Yapacak bir şey yok demiştir. Bana geldiler. Dedim ki deneyeceğiz. Hiçbir zaman bunun garantisi olmaz. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Şimdiye kadar çok güzel başarılar elde ettik. Mesela sarımsağın birleşiminde alisin var. Evet. Her türlü miyom, kist, nodülü eritir. Bir denelim dedim. Denedik. 6 hafta sonra 6 santime düştü. 18 santimden. 6 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Hamdur. Şimdi şu bitki zerdeçal. Şöyle sarı sarı kökleri var. Baharat olarak kullanılır. Tropik ülkelerde, Asya'da çok yaygın. Evet. Yani sıcak olduğu için iklim itibariyle çok sıcak olan yörelerde yemekler taze yapılır, taze tüketilir. Bizdeki gibi bekletemezsin. Evet. Biz mesela iklim itibariyle ılıman iklim olduğu için bir gün, iki gün, bugün yemek yaparsan yarın da yiyebilirsin. Kolay kolay bozulmaz. Fakat tropik ülkelerde sabah pişirdiğini akşam yiyemezsin, akşam pişirdiğini bir gün sonra yiyemezsin. Buzdolabı olmazsa ne olur? Evet. Kurtlanır çünkü bir nemli, iki sıcak. Çok nemli, çok sıcak. Hemen mikrop kapar. Evet. Asyalılar bütün yapmış oldukları yemeklere zerdeçal, zencefil, kimyon gibi bitkilerin karışımından oluşan çok özel karışımlar katarlar ki bozulmasın diye. Yoksa gıdaların bozulması çok kısadır. Kısa ömürlü. Bu zerdeçalla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Bu yapılan araştırmalardan birkaç örnek vereyim. Şimdi yapılan araştırmalarda mesela Tayland'da yapılan araştırmada zerdeçal kökünün kokuşma, ekşime, karında ve karın altında ağrılar, kalın bağırsak ağrıları vesaire gibi rahatsızlar iyileştirilmiş. Profesör Doktor Siges ve ekibinin yapmış olduğu araştırmalarda safrayı, karaciğerin safra salgılamasını %120 yani iki katından daha fazla artırdığı, safranın kalitesini artırdığı, safranın akışını artırdığı belgelenmiştir. Ne demek? Karaciğeri çalıştırıyor. Fonksiyonlarını artırıyor. Evet. 3. Profesör Doktor Kutlan, Profesör Doktor Zütern, Profesör Doktor Joseph, bu üç ayrı profesör ve ekipleri yapmış oldukları araştırmalarda zerdeçalın her türlü tümörü, evet, iyi huylu veya kötü huylu tümörü, nodülü, miyomu, kisti erittiğini belgelemişlerdir. Evet. Bu konuda bilgi var, belge var. Artı sarımsak da aynı şekilde. Çin sarımsak değil ama. Yani bazıları sarımsak deyince ucuz olduğu için ve biraz büyük olduğu için Çin sarımsağını kullanıyorlar. Çin sarımsağı kalite bakımından Taşköprü sarımsağının 1/4'ü kalite bakımından çok düşük. Evet. Bir. İki. Tez küflenir. Riziko. Bekletemezsin. Tez bozulur. Yani kalitesi düşük. Evet. Dünyanın en kaliteli sarımsağı Taşköprü sarımsağı. Neden? Çünkü çok yüksek oranda selenyum içerir. Selenyum nedir? Antikanserojen. Ha, selenyum iyiymiş. Hemen hapını alayım. Yok, zararlı. Burada sarımsaktaki selenyum organik, yani buradaki organik asitlerle bağlı olduğu için zararlı değil, faydalı.
Evet. Ama eczaneden aldığınız selenyum minerali tehlikeli. Yani eczaneden alırsan tehlikeli, sarımsaktan alırsan faydalı. Antikanserojen olduğu sarımsağın belgelenmiştir. Evet. Şimdi biz zerdeçalla ilgili bir çalışma yaptık. Bu zerdeçalın birleşimindeki etken maddeyi nasıl daha etkili hale getiririz diye ve damıtılarak elde edilen destilasyonla ilgili etken maddeyi ekstraktından bir formül geliştirdik. Sadece zerdeçal değil ama. Birleşimde zerdeçal ekstraktı, zencefil ekstraktı, yoğurt otu ekstraktı, kortisep ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formül. Şimdi bir hanımefendi bize geldi, dedi ki efendim işte yumurtalıklarında kist varmış 6 santim. İksir kullanın dedim. İksir eritir. Dedi ki ya ben iksir kullanmak istemiyorum. Neden? İksirde şey var. Sarımsak var. İltihap. O sarımsak kokusu. Ben iksir kullanmak istemiyorum. Bana başka bir formül çalışıyor. Sarımsak kokusu rahatsız ediyor. Dedim ki o zaman iksir kullanamıyorsan, iksir her türlü miyom, kis, nodül, yağ bezi, tümör eritir. Birleşimde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, langoz, altınbaşak, otuz, zeytin, yaprak, kakule vesaire var. Bayağı varmış. Damarlar açar, kisler eritir, miyom eritir, yağ bezi eritir, tümör eritir, problem değil. Ben çalışıyorum, sekreter hanım, iş yerinde millet sarımsak kokuyor diyor. Sarımsaksız bir işiniz yok mu? Dedim ki deneyelim. Zerdeçal var, enginar var. Zerdeçal forte, enginar forte. İkisini deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Zerdeçal ve enginar. Enginar karaciğeri temizler, arıtır. Zerdeçal tümörü, miyomu, kisti, nodülü eritir. İkisini bir kullandı hanımefendi. 6 hafta sonra 6 santim çapındaki kisti eridi. 6 haftada kistten kurtuldu. Yani yumurtalıklarındaki kisti 6 hafta içerisinde eridi. Hatta bizim burada raporların içerisinde var. Bir hanımefendi doktora gitmiş. Tam 13 santim çapında bir nodül var. Kist var. Fakat bu kötü huylu, yani kanser. Doktoru demiş ki, kadın doktoru, rahim ve yumurtalıklar alınacak. Çözüm yok, çare yok. Yani kanser marker değeri 5200. Yani 85'i geçti mi kanser sayılır. Evet. Ne olacak dedi bana. Efendim önce annesi babası araştırmışlar. Sabaha kadar uyumamış. Ben aradı, dedi ki mümkün mü tedavisi, deneyeceğiz dedim. Çünkü ağır bir vaka. Denemeden bilemeyiz. Tamam dedi. Biz ona iksir, aloe vera jel, zerdeçal, enginar vesaire ürünleri verdik. Kullandı. Bu hanımefendinin kisti 13 santimden 5 santime düştü. Kanser rizikosu ortadan kalktı. Ama tamamen miyom, bu tamamen erimedi. Kist 5 santim. Dedi ki İngiltere'ye gidiyorum. Ben İyileştim sayılır. Hiçbir şeyim kalmadı. Dedim ki iyice erisin, yok olsun, bitsin. İyileştikten sonra da 2-3 ay devam edeceksin ki herhangi tekrar nüksetmesin. Evet. Ay dedi yok yok, bu bana yeter. Ben İngiltere'ye gidiyorum. Sen bilirsin dedim. İngiltere'ye gitti. İngiltere'de 6 ay sonra geri geldi. Tekrar nüksetmiş. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sıfırdan başlayacağız. Tamamen erimeden, yok olmadan kötü huylu bir kist. Bazıları öyle yapıyor. Mesela kullanıyor. İyileşti mi? İyileşti. Hemen bırakıyor. Evet, kesinlikle bırakılmaması gerekiyor aslında. En az 2 ay daha devam edeceksiniz. 3 ayla iyileşirsiniz, 2 ay daha acele etmeyeceksiniz. Şimdi mesela doktora gidiyor. Doktor diyor ki bu hapı ömür boyu kullanacaksın. Kullanıyor. Ya ben diyorum 3 ay 4 ay kullan. Ömür boyu kullan demiyorum ki. Evet. Bitsin problem. Ondan sonra ne yapacaksın ya? Evet.